Metinde verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Saltanatın kaldırılması. Yeni Türkiye'nin eski Türkiye ile hiçbir ilgisi yoktur. Osmanlı hükümeti tarihe geçmiştir. Şimdi yeni bir Türkiye doğmuştur. Gerçi millet değişmemiştir. Aynı Türk unsuru bu milleti oluşturuyor. Ancak yönetim biçimi değişmiştir. Ankara'da milli dev, milli hükümet kurulmadan önce İstanbul'da bir sultan ve bunun bir hükümeti vardı. Millet Ülkenin işlerine görevi kanun yapmak olan bir meclis aracılığıyla katılabiliyordu. Bu hükümet biçimi millete istekli olduğu bağımsızlık ve hürriyeti vermeye yeterli değildi. Bu hükümet biçiminin verdiği kötü sonuçlar ortadadır. Millet ölmek istemiyor. Yaşamak ve bunun için de ne gerekiyorsa onu yapmak istiyordu. İşte bunun içindir ki 2-3 e, yıldan beri e, yönetim biçimini değiştirdi. Yukarıda açıkladığım bir meşruti hükümeti karşılık doğrudan doğruya milletten çıkan bir hükümeti kabul etti. Yani milli egemenlikten bahsediyor. Bu yeni hükümet millet tarafından görevlendirilmiş ve aynı zamanda hem yürütme gücüne hem de yasama gücüne sahip milletvekillerinden oluşur. Bakın hem yürütme hem yasama. Demek ki güçler birliği var. Bu milletvekillerinin bazıları yönetimle ilgili işlerin ayrıntılarını düzenlemeye ve halk denetçileri görevini yerine getirmeye görevlidirler hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım. Yeni Türkiye eski Türkiye'den yönetim biçimi olarak farklıdır. Doğru arkadaşlar. Bakın eski Türkiye'de bir padişah ve onun hükümeti var dedi. Yeni Türkiye'de halk yönetimi var dedi. Bunu vurguladı. A şıkkına ulaşırız. Yeni TBMM hükümetindeki milletvekilleri millet tarafından görevlendirilmiştir bilgisine de ulaşırız arkadaşlar. Millet Millet bu şekilde seçimle birlikte bu yöneticileri seçer dedi. Yukarıda bunu vurguladı. B şıkkına ulaşırız. Yeni Türkiye eski Türkiye'nin sadece yönetim değil bütün unsurlarını reddetmiştir. Hayır arkadaşlar bakın gerçi millet değişmemiştir diyor. Aynı Türk unsuru bu milleti oluşturuyor. Yani millet unsuru değişmediği için C şıkkına ulaşamayız. İstanbul hükümeti millete bağımsızlık ve hürriyetini verme konusunda yeterli değildir. Zaten bakın şu bölümde bağımsızlık ve hürriyet verme yeterli değildir bölümünden ulaşırız. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıda Afet İnan tarafından aktarılan anıya yer verilmiştir. 1928 yılında Fransızca coğrafya kitaplarının birinde Türk ırkının sarı ırka mensup olduğu ve Avrupa zihniyetine göre ikinci nevi bir insan tipi olduğu yazılırdı. Kendisine gösterdim. Böyle midir dedim. Hayır olmaz. Bunun üzerine meşgul olalım. Sen çalış dediler. Çok geçmeden aynı yılda TBMM'nin açılış konuşmasında Atatürk ulusun temsilcilerine şöyle sesleniyordu. Kültür işlerimiz üzerine, üzerine ulusça gönüllülerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da Türk tarihini doğru tar temeller üzerine oturtmak, öz Türk dilini değeri olan genişliğe kavuşturmak için candan çalışılmış olduğunu söyleyebilirim. Bu çalışmaların göz kamaştırıcı verimlere ereceğine şimdiden inanabilirsiniz. Gerçekten ertesi yıl 1929'da lise ve ortaokullar için yazılan tarih notları basıldı. Atatürk artık devlet ve ulus işleri arasında Türk tarihiyle de aralıksız uğraşıyor, kitaplar getirtiyor, çeviriler yaptırıyor, bilim insanlarını çevresinde sık sık topluyor ve tartışmalar düzenliyordu. Metinde verilen bilgilerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bilim insanları Türk tarihi üzerine meşgul olmuşlardır. Bakın burada özellikle son bölümde bunu vurgulamıştı arkadaşlar. Bilim insanlarını toplayıp ve onlarla sık sık tartışmalar düzenliyordu bilgisinden. Bilim insanlarının Türk tarihiyle meşgul olduklarını anlayabiliriz. Türk tarihi ve Türk dili alanında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bakın özellikle Türk dili ve Türk tarihi diye bahsetti. O yüzden ikinci bilgiye de ulaşırız. Mustafa Kemal'in milli tarih çalışmalarına karşı özel bir ilgisi vardır. Bakın o kadar işinin arasında e, diyor ki Atatürk artık devlet ve ulus işleri arasında Türk tarihiyle de aralıksız uğraşıyor diyor. Bu da zaten özel bir ilgisi olduğunun kanıtıdır. Cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdaki görselde farklı yıllarda Mustafa Kemal'e ait, Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzalar verilmiştir verilen bu imza örnekleri inkılaplardan hangilerinin hayata geçirildiğini ortaya koyar. Arkadaşlar 1921'deki imzasına bakarsanız eski Arapça, Osmanlıca harflerle atılan bir imza var. Ama 1928'e geldiğimizde harfler Latin alfabe, alfabesine dönmüş. Bu da demektir ki 1921'den 28'e harf devrimi yapılmış. Yani harf inkılabı yapılmış ki Atatürk artık imzasını bu şekilde atıyor. Şıklar arasında bakın harf inkılabı var bunu kesinlikle almalıyım. Sonrasında 1928'den 34'e geçtiğimizde bakın Atatürk soy ismiyle imza atmaya başlamış. Demek ki soyadı kanunu da hayata geçirilmiş demektir. Ancak buradan medeni kanunla ilgili bir duruma değinemeyiz, ulaşamayız. Çünkü medeni kanun kadın erkek eşitliği demektir. İmzalardan buna dair bir şey çıkmayacağı için üçüncü bilgi yanlıştır. Cevabımız A şıkkıdır. Verilen maddelerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? TBMM'de kabul edilen kabotaj kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Bu yasanın bazı maddeleri şunlardır. Türk kıyılarının bir noktasından diğer noktasına yük ve yolcu alıp nakletmek ve kıyılarda liman içe içerisinde veya arasında romörkaj ve pilotaj, kılavuzluk ve hangi nitelikte olursa olsun bütün liman hizmetlerini ifa yalnız Türk bayrağını taşıyan gemi ve taşıtlara verilmiştir. Türkiye'deki Türkiye'de nehir, göller ve Marmara Havzası ile boğazlar ve bütün karasuları ve karasularına dahil körfez, liman, koy vesaire de vapur, römorkör, istimbot, motorbot, mavna, salapurya, sandal, kayık, velhasıl, makine, yelken ve kürekle hareket eden büyük taşıtlar vesaire ile duran ve yüzen araçlar bulundurmak ve bunlarla seyir sefer ve nakliyat ameliyesinde bulunmak suretiyle ticaret hakkı yalnız Türk tebaasına aittir. Türk halkına. Devam ediyorum. Hükümet geçici olarak ve kendileri için ücret veya iştirak payı söz konusu bulunmamak üzere yabancı kurtarma gemilerinin çalışmalarına ve Türk kurtarma gemilerinde yabancı uzman, kaptan ve tayfa çalışmalarına izin verebilir. Bakın yabancı gemiler Demek ki çalışabilir diyor. Bakalım hangilerine hangisine ulaşılamaz dedi. A şıkkı Türk karasuları ile nehir ve göllerinde ticaret hakkı yalnız Türklere aittir bilgisine kesinlikle ulaşırız. Bakın bunu nereden ulaşıyoruz? Hem birinci bilgiden hem de ikinci bilgiden. A'ya ulaştık. Türk kurtarma gemilerinde yabancı personel çalıştırılmasına izin verilebilir. Bakın son bölümde zaten bunu söyledi. Türk kurtarma gemilerinde yabancı uzman, kaptan ve tayfa çalıştırılmasına izin verilebilir dedi. Ben şıkkına dolaştık. Boğazlar ile Türk karasularından yabancı hiçbir geminin geçişine izin yoktur. Arkadaşlar şuraya bir dikkat edin. Hükümet geçici olarak ve kendileri için ücret veya iştirak payı söz konusu bulunmamak üzere yabancı kurtarma gemilerinin çalışmalarına izin verebilir diyor. Demek ki yabancı gemiler de belli şartlarda boğazdan geçebilecek demektir bu. O yüzden C şıkkındaki bilgiye ulaşamayız. Türk karasularına yük ve yolcu taşıma hakkı Türk gemi ve taşıtlarına verilmiştir. Bakın şu bilginin tamamını okuduğunuz zaman zaten D şıkkına ulaşırsınız. Cevabımız C şıkkıdır. Atatürk'ün bu sözü ilke ve inkılapları tamamlayan aşağıdaki temel esaslardan hangisiyle ilişkilendirebilir? Bir millet bir e, memleket için kurtuluş, esenlik ve başarı istiyorsa bunu hiçbir zaman yalnız bir kişiden istememeliyiz. Umumi yani genel kurtuluşu yine umumi çaba ta temin eder. Yani hep birlikte. Bir millet, bir toplum yalnız bir bireyin çabasıyla bile bir adım bile atamaz. Şimdi arkadaşlar bakın şurada özellikle şu bölümü çok iyi anlamamız gerekiyor ve bu kavramı bilmemiz gerekiyor. Umumi demek genel demek. Genel kurtuluşu yine genel çaba temin eder. Yani hep birlikteki yapacağımız çaba. Bu da ancak birlik ve beraberlik içerisinde olur. Sorumuzun doğru cevabı da B şıkkıdır.